Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Gökova Tuzla Koyun'da vakit geçirmiş ve ardından Longöz Ali Bar restorana gitmiştik. Burada Ali abinin hazırladığı müthiş yemekleri yiyip çok güzel vakit geçirmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayıp izleyebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet, ballı suya geldik. Guletli su da diyebiliriz. Bu bölümde Longöz Koyu'ndan biraz ilerisinde bulunan Çanak Koyu'na gidiyoruz. Çanak Koyu muhteşem sığ bir koy. Ayrıca burada değişik yemek tarifleri veriyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Su çok güzel gözüküyor hakikaten. Pırıl pırıl. Ne yapmayı düşünüyorsun? Demir atardım normalde. Yani sığ bir tarafa da o bret sarı da kapamış galiba. Evet, kalatla kapatmış ne yazık ki. Bizden başka da yelkenli yok. Zaten burası barınılmaz bir yermiş. Gayet açıkmış her türlü rüzgara, poyraza vesaire. İşte mola için. Karşıda plaj var ama bilmiyoruz. Müteleri gösteriyor. Pek bize uygun değil. Buraya da koyarsak zaten sürekli dalgadan pek oturamayacağız da. Bir de pislik vurmuş buraya. Rüzgar altı kaldığı için. Dönelim. Başka bahara. Yok, istemem. This is Gökova baby. Woo! Tam dedim ve Gökova kendini gösterdi. Allah'tan spray hood var, yoksa suratımda patlayacaktı. Çanağın girişine geldik. Hemen şurada sağda gizli bir yer. Çanağın girişi. Artık karşı taraflarımız Akbük vesaire. Şuradan dolanınca sağ tarafa dönersek eğer Sedir Adası. Akyaka'ya kadar gidiyor artık o taraf. Gerçekten çanak gibi Çanak Koyu'nun girişi. Şu an size arkadan geldiğimiz yeri gösteriyorum. İkiye ayrılacak. Evet, ne yapalım? Burada zamanında balık çiftliği varmış. Balık çiftliği bu küçük koyu kapatıyormuş tamamen. Artık o yıkılmış. Fakat şeyleri var yani. Onlardan kalmış işte kazıklar vesaire, ağlar, şunlar bunlar. Özellikle şu sağ taraftaki girinti de varmış. Batıdaki. Bu doğudaki girintide öyle bir kalıntı yoktu. Biz daha önce de burada kaldık. Bayağı kaldık hatta. Bayağı sığ şöyle.
Burada bir domuz ailesi görmüştük, çok tatlılardı. Binekli yavrularını koşturuyordu şu sahilde. Burası diğer sığ yerlere göre dibi temiz, berrak gözüküyor. O yüzden benim hep hoşuma gitmiştir. Mert Kaptan Çapa'nın motorunu açmamış. Yok. Kırmızı suda. Mediterrano. Onun kaptanı kendisi. Memnun olduk kaptanım. Ben de çok memnun oldum. Kendisiyle hoş sohbet ettik. Geldi bizi ziyaret etti, sağ olsun. Denizlerde görüşeceğiz. İnşallah. İnşallah kaptan. Güneş biraz düşmeye başladı. Biz de kürek çekme vasıtasıyla karaya yaklaşmayı düşünüyoruz. Hatta çıkmayı düşünüyoruz. Öncelikle şuradaki makarnayı kurtaracağız. Bir makarna serbest kalmış. Fakat makarnalar denizlerde yalnız kalmaktan çok korkarlar. Onların toplanıp oynanması gereklidir. Orada mahsur kalmış kayanın dibinde, onu alacağız. Onu mutlu edeceğiz. Sonra başka planlarım var. Bazı doğal bir şeyler, otlar toplayabilirim. Bulursam. Bakacağım. Evet, burası temiz. Küçük makarna, küçük makarna, kuyruğun nerede? Zavallı makarna. Bakın nasıl titriyor, ağlıyor. Çok üzgün. İnip kurtarayım mı? Hı? İndim. Dikkat ederek tam. Desenli kestane hatta şurada bir tane. Evet. Hello makarna. Tabii ki kurtaracağız. Biz makarnalara acırız. Ücret çok iyi oldu. Şimdi şurada bir yer var. Oraya gidelim. Evet. Abi geldik. Aman dikkat. Mert kaldı. Haydi yürüyelim. Bizi. Öne geçebilirsin. Yok. Al. Niye geçeyim? Neymiş?
Deniz büyülecesi toplayacakmışız. Arkadaşım yola bak. Ya sen yiyeceksin de. Ye de. Ben de o emeği çektim. Niye ben yemiyorum onu anlamadım. Her tarafım yırtıldı zaten. Pantolonla gelmek lazımmış. Ben yüzerek döneceğim. Eda kayboldu. Şimdi deniz böğürülcesi arayacağız. Eda bulacak. Artık. Nereden bulacağız? Bunlarla yürümek pek hoş değil. Ama yapacak bir şey yok. Ben plaja gideyim de. Vay be, bayağı yürüdüm. Plajeye yürüdüm plajeye. Bakın sapından koparıyorum. Gördüğünüz deniz böğürülcesini. Gayet güzel bu. Sarımsakla, zeytinyağıyla Eda kaptan bize bunu yapacak. Doğru mu hocam? Aynen. Çok çalışalım. Böyle. Göster bakalım Eda kaptan ne topladın? Şöyle bir demet topladım. Bayağı deniz böğürülcesi toplamışsın. Hatta iki demet. Ha. Bayağı topladık. İyi, süper. Afiyet yami olsun. Yami yami. Mutluyum, mesudum. Hadi bakalım. Roll 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 the ball, la 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 la. Li 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 lo 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 lo. Li li lo lo lo. Mert yine küvetleri Eda'ya çektiriyor. Kendisi rahat. Ben sultan kayığıma bindim, fermanımı verdim. Bu kürek çekilecek. Hey, gün çok güzel batıyor. Bu kürek... Lan arı gibi. Var ya, acayip arı var ya. Doris'e geldik. Doris'e geldik. Adrese teslim. Eda Sultan'dan adrese teslim sayın seyirciler. Dışarıda arılar parti yapıyor resmen. Ben ne yaptım? Hemen cibinliği kapıya gerdim. Bir tane daha tül parçam var. Bunu da heçe yapacağım. Mutlaka teknede cibinlik taşıyın arkadaşlar. Böylece içeride rahatça oturuyorum. Deniz kenarlarında bakalak olmanın faydaları. Bak işte gördük. Nasıl atacağım şimdi? Böylecileri görüyoruz. Nasıl? Ayıklıyorum. Aslında ben bunu pazardan marketten almış olsaydım deniz böğürcelerini suyun içinde, sirkeli suyun içinde bekletecektim. Ama burada yani kendi ellerimle bizzat hiç kimsenin gitmediği bir yerden topladım. Direkt sadece yıkıyorum. Yıkadık, temizledik. Şimdi artık güzelce haşlayabiliriz. Benim tencerem minnak tencere tabii ki de Doris'e uygun olduğu için. Neyse şöyle 15-20 dakika haşlanacak. Ben de şöyle 3-4 diş sarımsak rendeleyeyim. Bu sarımsaklar içinde Nazo'nun çiftliğine teşekkür ederim. Nazo benim annem oluyor, Nazmi'ye. Onun kendi sarımsakları. Limon da sıkıyoruz. Eline sağlık hocam. Evet. Ha, bu arada... Evet, bunu şuradan rendelerken. Haşlandıktan sonra direkt soğuk suyun içine atıyoruz ki böylece yeşil rengini kaybetmesin. Direkt soğuk suya. Ben hızlanmak için burada bırakıyorum. Şimdi haşlayıp soğuk suda beklettiğimiz deniz böğürcelerimizi artık ayıklamamız gerekiyor. Ayıklama işlemi şöyle oluyor. Sapından tutuyorsunuz. Tırnağınızla aşağı indiriyorsunuz. Evet, zaten kılçığı hemen çıkıyor. Hmm. Bitti. Bu geri kalan kısım yenecek. Eline sağlık şimdi. Bu da sosu galiba. Evet, onu biraz zeytinyağı da ekleyeceğim. Hı-hı. Zeytinyağı, sarımsak, limon. O kadar evet. Üstüne dökeceğiz. Eline sağlık şimdi. Oldukça kılçıklı bir bitki arkadaşlar. Bayağı şöyle kılçıkları bakın. Sert sert çıkıyor. Bunların ağzınıza gelmesini istemezsiniz.
Şöyle süzgecin içine yapıyorum ki daha da suyu iyice süzülsün. Evet, zeytinyağını da koydum. Sarımsak ezmesi, zeytinyağı, bir de limon sıktım. Yum yum yum, burada da hazır. Tuz koymuyoruz arkadaşlar çünkü deniz börülcesi deniz kenarında olduğu için zaten mis gibi tuzlu tuzlu. Oh. Bunları şimdi bir karıştıracağım. Mis mis. Afiyet olsun. Mezemizin tek zor kısmı ayıklamasıydı. Çok dikkatli ayıklanması gerekiyor. O kadar. Eda Kaptan'dan yemek tariflerine başladık galiba. Evet Eda'cığım. Öncelikle elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ondan sonra şu ışığı iyice bir açayım. Sumralıkla. Şimdi evet menümüzde güzel bir köfte. Şakşuka. Şakşuka. Yufka. İşte asıl bomba. Ve bu şekilde olur mu hocam? Afiyet olsun. Çok enteresan. Acayip lezzetli. Yediğim en güzel börülce. Biraz hem de kendi elimizle topladık. Yok kız çok güzel gerçekten. Ya vallahi ilk defa böyle kendim toplayıp yaptım, güzel oldu. O kadar donuyorum ki koydum. O ne tip oğlum? Eğer polar battaniye, her şey böyle patik, pazen ne varsa getirin bana. Ayaktan üşüyeceksin. Evet ya, ayağımda da çorap istiyorum yani. Patik. Ayağı polar, lacivert, battaniye başlamış. Aynen ya, pazen pijamalarımı verin bana. Battaniyemi verin, donuyorum. Tamam hocam. Bir de saçım hiç... Baya bildiğiniz ıpıslak yani ve kurumuyor. Doldu. Burnumun ucu buz gibi. Kolay Günaydın Güneş. Bu araları uyutsaydın ya Güneş. Nereye gidiyorsun Eda? Toplamaya gidiyorum. Deniz börülcesini. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Eline sağlık, emeğine sağlık şimdiden. Bak kahraman kadın bu işte. Gidecek, toplayacak. Sonra da yapıp yedirecek kocasına. Eda geliyor. Eda kaptan. Evet. Oldu mu bu iş? Evet, bir pişirmelik daha topladım. Teşekkür ederiz. Keşke daha çok topladıysaydım. Olsun olsun, yeter ya, boş ver. Bence de. Gel de göster. Bak bak bak. Geldi yeni börülceler. Aferin Medoş. Börülceler, börülceler. Aynı anda. Çok fazla söylüyorum çünkü YouTube lisans şeyi yapar gene. Ay doğru. Şarkı söylettirmiyor bize. Çanaktan ayrılıyoruz. Çan Çanak. Bay bay, bay bay. Eda'nın favorisi arkada kalmaya başladı abi. Bakın ne güzel, ne güzel. Ya her şey çok güzel. O numarada hiç yazıldık. Koy tam bizim çekmemiz için ama en kötü şeyi... Efendim? Ha, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz de çekelim madem. İyi tatiller. En sevmediğim yanını söylüyordum. Tabii böyle dostlarla karşılaşıyoruz. O çok güzel. Evet. Arılar ve maalesef evet. Deniz kestaneleri çok sarmış. Aynen, acayip kestane yani var ya. Sarı arı, yani kötü arı. İyi bir arı değil. Aynen. Deniz kestanesi. Kurtarayım. Kurtarma ya, aslında biliyor musun? İpi de aşağıdan çekiyor bir yönden. Çok değişik bir şey ama. Hani ağır değil ya, bir şey olmaz. Kalsın mı öylece? Kısa mesafe ya, kalsın bence, hiç elleme. Yok. Karşı Akbük'e gidelim. Akbük karşısı.